Selam arkadaşlar, ben Serdar. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizler için birbirinden güzel MMORPG oyunları bir listede topladım. Bence gayet güzel bir liste oldu. Mutlaka bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Unutmadan hatırlatmam gerekirse bu listede yer alan oyunların hepsi Steam'den indirebileceğiniz oyunlar arkadaşlar. Aynı zamanda aralarında ücretsiz MMORPG oyunlar da var. Ücretli MMORPG oyunlar da var. Her şeye rağmen mutlaka tekrardan söylüyorum, bence sonuna kadar izleyin. Eminim ki aradığınız bir tane oyunu bulacaksınız. Belki listedeki tüm oyunları oynamışsınızdır. Eğer tüm oyunları oynadıysanız veya arasında oynadığınız oyunlar varsa da yorumlarda oyunlar hakkındaki deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Buna benzer liste videolarının daha sık gelmesini isterseniz beğen butonuna basıp yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Bana ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. On numarada Tree of Savior yer alıyor. Grafiklerini çok tatlı bulduğum bir MMORPG oyunu. Oyunda kaos içindeki bir dünyada kurtarıcı olarak gördüğümüz tanrıçaları aradığımız bir hikayeye sahip. Oyun kendi grafiklerini masalsı olarak tanımlamış. Bence oldukça doğru. Çünkü oyunu oynarken gözleriniz yorulmuyor ve gerçekten bu sayede uzun süre oynayabiliyorsunuz. IMG Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tree of Savior 28 Mart 2018 yılında Steam üzerinden çıkış yaptı. Son zamanlarda aldığı güncellemelerle yeni ve eski oyuncuların ilgisini çektiğini söyleyebilirim. Oyun PvE olarak birçok içeriğe sahip olsa da bence en zevkli yönü PvP'si. Tree of Savior'da arena PvP'lerinin yanında açık alan savaşları, büyük çaplı lonca savaşları, hatta girdiğiniz zindanlarda savaş halinde olduğunuz diğer lonca üyelerine denk gelirseniz onlarla bile savaşabiliyorsunuz. Oyunda çok sayıda karakter sınıfı bulunuyor ve üstelik ilerledikçe farklı farklı ve özel alt sınıflara erişim de elde edebilirsiniz. Açık dünya ve zindan içeriğinin harmanlandığı bir oyun deneyimi oldukça başarılı şekilde oyunculara bence yansıtılıyor. Grafiklerine odaklanmadan deneyimlemeniz gereken bir oyun. Ücretsiz olarak da oynanabiliyor olması büyük bir artı. 9 numarada açık dünya ve sandbox MMORPG türünü harmanlayan Albion Online yer alıyor. Albion Online son zamanlarda gerçekten popüler ve oyuncu sayısı yüksek bir oyun. Bunu kesinlikle ilk başta söylemeliyim. Bir diğer güzel tarafı da mobil cihazlardan da çapraz platform desteğiyle oynanıyor olması. Sandbox Interactive firması tarafından geliştirilen ve yayınlanan Albion Online 17 Temmuz 2017 tarihinde Steam üzerinde yayınlandı. Yayınlandığı günden bugüne gerçekten Steam'de oldukça olumlu eleştiriler aldığını siz de topluluk merkezinden görebilirsiniz. Oyun türüne yakışır birçok özelliğe ev sahipliği yapıyor. Sandbox türü bilmeyenler için kısaca her şeyi kendinizin üretebileceğiniz oyuncuya dayalı bir mekanik üzerine çalışır. Albion Online'da aynen bu mantıkla ilerliyor ve oyunun herhangi bir sınıf seçim mantığı yok. Ne giyersen osun tarzında ilerliyor. Oldukça geniş yetenek ağacı sayesinde istediğiniz tarzda oynayabilmeniz mümkün. Oyunda PvE yapmak zevkli olsa da PvP yapmanın yeri ayrı. Özellikle loncanız ile veya arkadaşlarınız ile takım halinde açık alan PvP'leri oyunun en sevilen yönlerinden diyebilirim. Ama şunu da söylemem gerek, oyun solo oyunculara göre oldukça zor olabilir. Bu arada oyunda kendi evinizi bile inşa edebilirsiniz. Zaten neredeyse oyundaki her şeyi oyuncular üretebiliyor. Bu yüzden pay to win'den uzak bir oyun deneyimi elde etmek mümkün. Tamamen ücretsiz olmasından dolayı mutlaka denemeniz gereken bir MMORPG. 8 numarada Star Wars hayranları için çok iyi bir seçenek olan Star Wars The Old Republic yer alıyor. Star Wars evrenini sevmiyorsanız bu oyun size biraz sıkıcı gelebilir. Ama sıkı bir MMORPG oyuncusuyum, her oyunu tatmalıyım derseniz bence mutlaka denemelisiniz. Çünkü gerçekten güzel bir hikaye anlatımı çıktı, zamana göre güzel grafikleri ve iyi mekanikleri var. Hikaye odaklı bir MMORPG olması bazı hardcore oyuncuları sıkabilir. Ama sonuçta ücretsiz bir MMORPG olduğundan dolayı bence göz atmalısınız. Oyunda Jedi, Sith, Ödül Avcısı gibi evrene has rollere bürünebilirsiniz. Filmlerden 3000 yıl öncesini anlatması sayesinde filmleri izlemediyseniz spoiler yemeniz mümkün değil. Aydınlık mı karanlık mı tarafta olacağınızı seçip istediğiniz gibi ilerlemeniz mümkün. Oyunda şu an için 8 ayrı sınıfa, yani 8 ayrı role bürünebilirsiniz. Bence hikaye tabanlı bir oyuna göre oldukça fazla. BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Star Wars The Old Republic
20 Aralık 2011 yılında yayınlanan eski bir yapım. Ama eski olması gözünüzü korkutmasın, hala çok iyi güncellemeler alarak oynanabilir hali korunuyor. Ücretsiz bir şekilde deneyimlemek mümkün ama abonelik sistemiyle üye olmak devamlı oynamak için gerekli. İşte benim kafamı karıştıran nokta da burası. Ben Star Wars çok seven birisi değilim. O yüzden bu kadar para vermek bence doğru olmaz. Ama sizin görüşünüz farklı olabilir. 7 numarada Phantasy Star Online 2 yer alıyor. Uzun zamandır Japonya'da oynanan oyun 2020 yılında Avrupa'da da yayınlanarak oynamamıza imkan sağlandı. Şahsen ben oyunu ilk deneyimlediğimde sevmedim. Sonra bir süre sonra tekrar denedim ve yine sevmedim. Özellikle savaşma şekli hiç hoşuma gitmedi. Savaşma şeklinden kastım saldırı ve yetenek mekanikleri hoşuma gitmiyor. Kartun ve anime tarzı grafikleri bence biraz update edilmeli. Nedense benim gözüme güzel görünmüyor. Sega tarafından geliştirilen ve yayınlanan Phantasy Star Online 2'de 9 sınıf yer alıyor. 9 sınıfında farklı yetenekleri ve tarzı var. Oyunun savaş mekaniklerini sevmemenin en büyük nedeni belki de çok özgür olması. Yani oyun sizden kendi tarzınızı yaratmanızı ve o şekilde savaşmanızı istiyor. Bu kadar özgür olunca ben kendi tarzımı da yaratamamış olabilirim. Oyunun güzel yanları var ama örneğin farklı sınıflar seçseniz onlara bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Oyunda 18 farklı silah türü mevcut. Bunları istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bu tarz özgür oynanış mekanikleri oyunu daha oynanabilir hale sokuyor. Hatta MMORPG oyunların en büyük sorunu olan monotonluktan çıkartıyor. Phantasy Star Online 2 ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. 6 numarada Pokemon tarzı diyebileceğimiz bir MMORPG oyunu olan Temtem yer alıyor. Aslında Temtem'i kısaca çok oyunculu yaratık toplama oyunu olarak tanımlayabilirim. Üstelik bu yaratık avlama maceralarını farklı tasarıma sahip adalarda yapıyorsunuz. Üstelik yanınızda arkadaşlarınızla bunu yapmak çok daha zevkli oluyor. Kartun ve renkli tarza sahip grafikleriyle gözleriniz yorulmadan uzun süre oynayabilirsiniz. Temtem'de kendi evinizi yaratmak ve diğer canavar terbiyecileriyle savaşmak gibi özellikler mevcut. Sıra tabanlı bir savaş tarzı var. Zaten bu tarz Pokemon benzeri oyunlarda genelde sıra tabanlı savaş tarzı olur. Crema firması tarafından geliştirilen ve Humble Games tarafından yayınlanan oyun 21 Ocak 2020 tarihinde çıkış yaptı. Şu an için Steam'de 125 TL gibi bir ücrete satılıyor. Bu arada oyun erken erişim olarak yayınlanıyor. Erken erişim oyununa 125 TL verilir mi bilmem. Ama oyunun güzel olduğunu söyleyebilirim. Oyuna 125 TL verilir mi konuşmak gerekirse, açık dünyasının olması, ticaret sisteminin düzgün çalışması, PvE ve PvP içeriğinde dengeli olması düşünüldüğünde verilir diye düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var, oyun tam sürüme geçerse ücretsiz olma ihtimali var. 5 numarada Dungeon Fighter Online yer alıyor. Listede yer alan diğer oyunlardan biraz farklı bir tarza sahip olan oyunun şu anda gördüğünüz gibi 2D bir tasarıma sahip. Çok oyunculu bir RPG oyunundan farklı olarak dövüş oyunu oynuyormuşsunuz hissine kapılabilirsiniz. Genelde bu tarz oyunları gerçekten bu tarzı seven oyuncular oynar. Ama oyun içi çeşitliliğin fazla olmasından dolayı farklı oyuncu kitlelerinde kendine çekebiliyor. Dungeon Fighter Online'da oynanabilir şu an için 14 farklı sınıf mevcut. Her sınıfın kendine ait bir tarzı var. Kimi sınıfta kılıcınız, kimi sınıfta ice büyülü güçlerinizle savaşıyorsunuz. Nipple isimli firma tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunumuz 9 Ağustos 2016 yılında Steam'de yayınlandı. Bu arada Nipple firması Nexon'un alt firması. Neden bunu belirttim bilmiyorum. Hızlı oynanışları seviyorsanız, anime tarzı grafikler hoşunuza gidiyorsa, retro oyunlar dikkatinizi çekiyorsa şans vermeniz gereken ücretsiz bir oyun. Ama daha ağırbaşlı bir oyuncuysanız bu oyun size gelmez. Ben çok severek oynamadım. 4 numarada Destiny 2 yer alıyor. Destiny 2 doğrudan MMORPG olarak nitelendirebileceğimiz bir oyun değil. En azından bence daha çok PvE ve PvP içeriğine sahip looter shooter oyunu diye tanımlanabilir. Ama çok oyunculu olması ve açık dünya tasarımına sahip olması oyunu MMORPG olarak anılmasına yol açmış. Bungie firması tarafından geliştirilen ve yayınlanan Destiny 2, 1 Ekim 2019 tarihinde Steam'de yayınlandı. Grafiksel anlamda oldukça iyi bir oyun, özellikle arkadaşlarınızla açık dünya PvP'lerine katılıp oynarsanız ekstra zevk alabilirsiniz. Şahsen ben tek oynarken bile zevk aldım. FPS tarzıyla oynanabilen Destiny 2, farklı becerilere sahip gardiyanları özelleştirip oynayabilmemizi de sağlıyor. Titan, Warlock ve Hunter olarak isimlendirilen 3 adet gardiyan oynanabilir durumda. Oyunda hikaye odaklı PvE içerikler olsa da
Bence birçok oyuncunun en büyük tercih nedeni oldukça zevkli olan PvP'si. Benim oyunun en sevdiğim yönlerimden biri de kostümizasyon seçeneklerinin oldukça güzel olması. Ücretsiz bir şekilde indirilip oynanabilir. Ama bazı özel ayrıcalıklara sahip olmak isterseniz DLC satın almanız gerekli. 3 numarada son birkaç yılın en tartışmalı MMORPG oyunu Black Desert Online yer alıyor. Black Desert Online MENA sunucusuyla ülkemizde tamamen Türkçe olarak oynanabiliyor. Bence bu bile oyunu oynamak için büyük bir sebep ama bizim Türk oyunculara bir şey beğendirmek çok zor. Tabi bazı eleştirileri de hiçe sayamam. Örneğin oyunu oynamak için belli başlı paketlerden birini satın almanız gerekiyor. Daha sonra herhangi bir ödeme yapma zorunda değilsiniz. Tabi yerseniz. Maalesef durum böyle olmuyor. Özellikle en düşük paket ile oyuna giriş yaparsanız oyunda bazı özellikleri daha iyi kullanabilmek ve sürünmemek için market alışverişleri de yapmanız gerekiyor. Bu durum en yüksek paket ile oyuna giriş yaparsanız oyun için daha az harcama yapmanızı sağlıyor. Aslında oyun içi harcama konusu tamamen oyuncuların kendisine kalmış. Ama en basitinden durum böyle. Şimdi biraz oyunu övmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bence Black Desert Online en iyi grafiklere sahip, en iyi açık dünya MMORPG oyunu. Bunu en içten samimiyetimle söylüyorum. Ben daha önce bu tarz bir MMORPG oynamadım. Tabii sistem zorlamasından dolayı en yüksek ayarlarda oynayamadım ama o bile yetti diyebilirim. Oyunu sevmemese rağmen uzun süre dayanamadığımı da belirtmek isterim. Çünkü oyun çok fazla oyun saati istiyor. İyi bir hesap geliştirmek için bence günde en az 5 saat lazım. Özellikle sürekli farma dayalı bir PvE sistemi olması, hareketli bir oynanış tarzına sahip olması parmaklarınızın çok yorulmasına sebebiyet veriyor. Neyse, Black Desert hakkında söyleyeceklerim bu kadar. 2 numarada fantastik MMORPG denilince aklıma ilk gelen oyun olan The Elder Scrolls Online yer alıyor. Birçok konuda rahat bir oynanışa ve özgün bir yapıya sahip olması oyunu birçok ödül kazandırmış. Rahat oynanış dediysem basit bir MMORPG aklınıza gelmesin. Dolu dolu içeriklere ve deneyim isteyen, öğrenmesi zaman alan bir dünyaya sahip. ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan oyunumuz 4 Nisan 2014 yılında çıkmış eski bir oyun. 6 sene ne kadar eski sayılır bilmem ama oyunun grafikleri ve muazzam açık dünyası hiç eski durmuyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. The Elder Scrolls Online'da farklı farklı sınıflar mevcut. Bu sınıflarda kullanabileceğiniz ekipmanlar ve yetenekler tamamen sizin tarzınıza bağlı olarak geliştirilebilir. Yani belli bir tabuya bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Oyunda kazanç elde etmenin farklı yolları var. Örneğin üretim yapabilir, bir savaşçı olup ganimet peşinde koşabilir ya da Albion Online mantığıyla yağmalayabilirsiniz. Oyun tanıtımında abonelik gerektirmez demiş ama oyun satın aldıktan sonra birkaç şey daha para vermeniz gerekiyor. Benden size söylemesi. Listemizin bir numarasında Final Fantasy 14 yer alıyor. Final Fantasy 14 online gerçekten muazzam bir fantastik dünyaya ve iyi bir hikayeye sahip. World of Warcraft'a rakip olabilecek, hatta bazı yönleriyle WoW'u tokatlayacak bir oyun. Ama garip bir şekilde yıllardır WoW'u tahtından kimse indiremiyor. Final Fantasy 14 online Square Enix firması tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir oyun. 18 Şubat 2014 tarihinde çıkan oyunumuz çıktığı günden bu yana büyük bir ilgiyle oynanıyor. Ben daha önce hiç deneyimleyemedim çünkü malum döviz kurlarından dolayı oynamak biraz el yakabiliyor. Ama bayağı ayrıntılı videolar izledim ve oyunun birçok özelliğine hayran kaldım. Özellikle açık dünyası ve tasarımı, sınıf çeşitliliği, PvE içeriği çok dikkatimi çekti. PvP'si de güzel olsa da genel olarak PvE yapması daha zevkli bir oyun. Özellikle patron savaşları kalabalık gruplar halinde yapılınca aşırı zevkli oluyor. Final Fantasy 14 Online ilk satın alımdan sonra 30 günlük oyun hakkı veriyor. Daha sonra da aylık olarak ödemeler yaparak oyunu oynayabilirsiniz. Buradan dolayı Türk lirası kazanan oyuncuları biraz zorlayabilir. Ama ben iyi bir macera MMORPG oyunu oynamak istiyorum derseniz bence en iyi seçeneklerde ilk sırayı çeker. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir liste hazırlayabilmişimdir. Bu gerçekten her şeyden daha çok önemli. Bu video ister izlensin ister izlenmesin ama izleyenlerin hoşuna gitmesi benim için çok önemli. Mutlaka yorumlarda video hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum. Eğer beğendiyseniz de beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Bana destek olmak isterseniz ve videolardan ilk haberdar olmak isterseniz yapacağınız ilk şey abone olup bildirimleri açmak olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.